Şimdi Ankara'ya gidelim. Esra Nehir karşımda. Bugün başkentin gündeminde neler var Esra? Serap, öncelikle tüm dünyanın kilitlendiği Tahran zirvesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı üçlü zirveye katılmak üzere Tahran'a hareket etti geçtiğimiz dakikalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde ajandasında son derece önemli başlıklar var. Hem zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirve öncesinde Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Daha sonra Suriye zirvesine katılacak. Bu zirvenin de en önemli gündem başlığı İdlib olacak. Saat 14'te başlayacak. 14.30'da başlayacak bu toplantı ve toplantının ardından üç lider kamera karşısına geçecek ve toplantıda ele aldıkları başlıkları, aldıkları kararları tüm dünyaya ilan edecekler. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri devam edecek. Saat 17'de İran'ın bu kez dini lideri Hamaney ile bir görüşme gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönecek. İç gündeme dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü MYK toplanıyor. Pazartesi günü rutin MYK toplanmıştı. Bugünse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A takımıyla bir araya gelecek. Bu toplantının ana gündem maddesi ise yerel seçimleri olacak. Gündemde değil ittifak denmişti ama ittifaka CHP kapıyı da tam olarak kapatmadı. Olası ittifak senaryoları bu toplantıda ele alınacak ve uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetim strateji belgesi de yine bu toplantıda ele alınacak. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bu belgeyle ilgili de bir sunum yapacak. İçişleri Bakanlığı'nda da yine önemli bir toplantı var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu yolda hep birlikteyiz sloganıyla yeni bir trafik projesinin tanıtımını yapacak. Daha sonra Soylu'nun bir diğer programı ise Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda olacak. Burada 50. kuruluş yıl dönümüyle pilot ve teknisyenlerin mezuniyet törenine dönecek. Ekonomi gündemiyle ekonomi gündeminden son bir başlık aktaralım. TÜİK finansal yatırım araçlarının Ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. Haftanın son iş günü bugün aslında. Önümüzdeki hafta, bu hafta sakin geçti ama önümüzdeki hafta hareketli geçmesini bekliyoruz. Piyasaların beklediği faiz kararı eğer planlandığı tarihte, yani 13 Eylül'de açıklanır, 13 Eylül'de yapılırsa PPK toplantısı, 13 Eylül'de bir açıklama yapılacak, faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu rakamlara piyasalarda kilitlenmiş durumda diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.